Bir sürü medeniyete ev sahipliği yapmış. Frikyalılar başta olmak üzere e, eski dönem Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve günümüzün e, değerlerini hepsini bir arada bu köyde bulabilirsiniz. Bu anlamda biz Ayazin'in hızlı bir restorasyon çalışmalarına başladık. E, sokak sağlıklaştırması, evlerin yenilenmesi e, anlamında çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. E, aynı zamanda biz buraya e, çok önemli turist karşılama merkezi yapmakla evet. işe başladık. Ee, ben görsellerini de göstermek <laughs> istiyorum müşahidimizle. Tabii buyurun. Ee, bu, e, Ayazin'le yapacağımız Hı -hı. turist karşılama merkezi. Hı -hı. Ee, burası Frikya Müzesi olacak. Aynı zamanda içerisinde e, kafelerin, restoranların, e, mescidin, Hı -hı. E, yine Bayanlar için özellikle çocuk emzirme alanlarının olduğu, e, mutfağın olduğu, tuvaletlerin e, ve çeşitli e, İhtiyaçları ihtiyaçların gidilmesi evet. noktasında önemli bir e, merkezimiz evet. olacak. Ve biz bunu hemen Oyma Kilise'nin yanına inşa ediyoruz. Çok güzel, çok değerli bir e, yatırım olacak. E, i̇ki katlı bir e, tesisimiz, evet. toplam... ...1200 metrekarelik bir yerleşim alanı hı hı. olacak. Burada biz gelen yerli ve yabancı turistleri burada ilk başta misafir edeceğiz. Hı hı. Akabinde buradan vatandaşlar yürüyerek köyün içine hareket edecekler... ...ve o tarihi firik yolu üzerinden hı hı. köyü deneyimleme fırsatı bulacaklar. Yine aynı şekilde... E, Ayazin'in köyünde restorasyon çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hı hı. E, şöyle bir örnek vermem e, gerekirse, geçenlerde Sayın Valimiz, e, Belediye Başkanımız, İlöze Dersi e, Meclis Başkanımız, e, çeşitli iş adamlar ki yönetim kurulu başkanımız Hüsnü Serteser de oradaydı, kendisine evet. saygılarımı sunuyorum. E, orada bir röportaj yapılmıştı, e, bir kaya yerleşimlerinin içerisinde. Şöyle bir cümle kurmuştu. Burada 6 yılda yapılacak hizmetler 6 ayda yapılmış durumda. ki Sayın Valimizin de o zamanlar atanmasının üzerinden 6 ay gibi bir zaman geçmişti. Bu noktada o kadar hızlı hareket ediliyor ki inanın biz burayı bir an önce Bahar'a yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Evet. Ki Sayın Valimiz gerçekten hassasiyetle duruyor. Ayazin'le ayrı bir önem veriyor. Evet. Biz de kendisini mahcup etmemek adına gece gündüz çalışıyoruz. Ki bir an önce e, biz burayı inşa edelim hı hı. E, ve turistler için, yerli yabancı turistler için e, önemli bir merkez haline gelsin. E, burada yapılan çalışmaları ben e, anlatmak istiyorum. Tabii buyurun. Özellikle res, e, so, e, evlerin restorasyonu bizim e, ana çalışma e, konumuzu oluşturuyor. Yine sokak sağlıklaştırması. Sokak sağlıklaştırmasıyla ne yapıyoruz? E, caddeleri, sokakları... Biz yeniliyoruz ki dokusunu da bozmadan açıkçası oranın kültürüne uygun yeniden inşa etmeye gayret ediyoruz. Yine turist karşılama merkezinden bahsetmiştim. Onu çok kısa süre içerisinde Hemen bir şey hayata sormak geçireceğiz. Istiyorum. Sokak Buyurun. sağlıklaştırmada yaptığınız yenilikler projede vatandaşın mevcut vatandaşa ait meskenin, Restorasyonu çalışmalarında evet. vatandaşların herhangi bir talebiniz var mıydı? Yoksa bunların tüm e, mali bütçesini siz mi karşılıyorsunuz? Şöyle e, yapılan çalışmalar tamamen e, devlet imkanlarıyla yürütülüyor. Hı hı. Vatandaşlardan e, bir kuruş dahi almadan hı hı. biz kendilerini evlerini restore ediyoruz. Hı hı. Özellikle e, dış cephelerini, çatılarını yeniliyoruz ki hı hı. altını çiziyorum tarihi doku, tarihi dokuya zarar vermeden ki mümkün olduğunca evlerinde aslını koruyarak. Hı hı. E, ee, bu anlamda sadece benim vatandaşlarımızdan beklentim şu oradaki yapılan yatırımları sahiplenmeleri korumaları Hı -hı. kollamaları Çünkü o orada yaşayanlar onlar Hı -hı. onlar sahip çıktıkları vakit e, bizim e, projelerimizin e, asıl amacı gerçekleşmiş olacak Hı -hı. Çünkü yapmak bir şey değil Bir de onları korumak sahiplenmek evet. devamını getirmek çok önemli. Evet. Bu noktada vatandaşlarımıza güveniyoruz ki kendileri de çok yapılan çalışmaları benimsemiş durumdalar. Yani gayet iyi bir konumda ilerliyoruz. Evet. Yine aynı şekilde bizim İhsaniye Kaymakamlı Köy, Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından evet. kadın kültür evleriyle ilişkili olarak orada bir ev satın aldık. Orası restore edilecek ve burası kadın kooperatifi eliyle de çeşitli ürünlerin satılacağı bir merkez haline getirilecek. E, Yürütülen çalışmalarla alakalı olarak hı hı. bizim yaptığımız yine önemli şeylerden bir tanesi de e, bir kere tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması oldu. Hı hı. Çünkü öyle bir yer ki e, hala insanlar e, o tarihi eserlerin içerisinde e, yaşıyorlar. Hı hı. E, bazı evlerde metruk evet. e, kullanılmıyor, yaşayan yok. E, bunların da e, yapılabilecek olanları biz yapıyoruz gerekli izinler alınarak da e, yapılamayacak olanları da yıkarak e, biz tarihi eserleri e, daha görünür kılmaya çalışıyoruz hı -hı, açıkçası hı -hı. yine e, burada sokak aydınlatması yapıyoruz yürüyüş yolları yapıldı ki e, açıkçası çok da güzel oldu Evet e, tamamen çevreyi temizliği ile alakalı çalışmalarımız oldu e, maharaların temizlenmesi e, yine bur buradaki tarihi eserlerin korunması adına Hı -hı. güvenlik kamerasıyla biz her yeri donattık. Hı -hı. E, çünkü bazı eserler <laughs> e, zarar görmüş. Nasıl zarar görmüş? İnsanlar e, sprey boyalarla e, boyamışlar. Kazımışlar. E, kazımışlar. E, bu anlamda tabii bundan sonrası için e, korumak adına Hı -hı. E, biz güvenlik kamerasıyla e, o tarihi eserleri e, koruma altına almış olduk. Ayrıca bu... Ee, zarar gören eserler de yazılarda, o bahsettiğim yazılarda <laughs> yine e, Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz tarafından e, temizlenecek. Onlarla ilgili olarak da çalışmalar yürütülüyor. Yine önemli tarihi eserlerin tabelalandırılması, isimlendirilmesi evet. ile alakalı çalışmalarımız var. Yine e, belli noktalarda meydan düzenlemelerimiz var ki e, çok güzel oluyor. Özellikle e, yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çekilebileceği evet. e, belli noktalar yapıyoruz. Ki e, gerçekten e, Ayazin'in de çok şey kattığını düşünüyorum bu noktaların. Yine e, bizim ilk etapta e, yaptığımız ihaleler neticesinde Hı -hı. 32 tane evin restorasyonuna başladık. Şu an çalışmalar da devam ediyor. Hı -hı. Ama orada bir sürü ev var. E, etap etap gittiğimiz için e, bunlar biter bitmez e, biz diğer evlerin restorasyonuna da başlayacağız ki onların ihale işlemlerine falan da açıkçası başlamış olduk. Yavaştan gerekli projeleri falan hazırlıyoruz ve hemen inşallah onları da hayata geçireceğiz. Ayazin'de yaptığımız çalışmalardan belki de en önemlisi burada yaşayan vatandaşlara turizm anlamında bilgilendirici eğitimlerin verilmesi oldu. Afyonkarahisar Valiliğimiz, e, Afyon Kocatepe Üniversitemiz, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün, İhsaniye Kaymakamlığımızın yine işbirliğiyle biz iki hafta boyunca burada 130 kadar vatandaşımıza üniversitemizde, turizm fakültesinde çeşitli bilgilendirici eğitimler verdik ki Gerçekten burası turizm destinasyonu olacağı için oradaki halkın bilinçlenmesi ve gelen kişilere nasıl davranmaları konusunda bu noktada bilgi sahibi olmaları çok kıymetli. <laughs> bu noktada tabii üniversitemize, rektörümüze, sayın rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu eğitimler çok kıymetliydi. İnşallah böyle bir bütüncül olarak hareket tarzıyla burayı gerçek bir turizm merkezi haline getirmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda Ayazini gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik de mi yapacak? Ee, i̇nşallah yani burada e, üniversitede alınan eğitimlerden bir tanesi de rehberlik kursuydu. Ee, buradaki vatandaşlar hani temel düzeyde de olsa bir e, rehber olabilecek eğitimleri tamamlandılar. Ee, belki hani çok yeterli mi derseniz yeterli olmayabilir. Çünkü bir turist rehberi kolay yetişmiyor. Ama e, biz başlangıcını bu şekilde yaptık. E, belki ilerleyen dönemlerde daha farklı eğitimlere de alabiliriz. Bilemiyorum şu an. Ama ilk etapta böyle bir eğitimin veriliyor olması çok değerli, çok kıymetli. de bir de şöyle bir e, e, tesisimiz var, bizim Hı -hı. E, üzerinde çalıştığımız Ayazan. Hı -hı. E, orası e, İhsaniye Kaymakamlığı köylere hizmet götürme e, birliğine ait olan bir yerdi. Biz burayı restore ettik ve Afyon Karayiğit'in önde gelen firmasını kiraladık. Hı -hı. E, şu an orası da gerçekten gelen turistler için e, pek çok ihtiyacı karşılayacak e, bir tesisimiz oldu kısa süre içerisinde onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda